Merhabalar. Bugüne kadar işlediğimiz derslerde mastar ve geçmiş zamanlı cümle kurulumunu gördük. Yani bir eylemi mastar biçiminde anlatabiliyoruz. Örneğin, seni görmek beni sevindirdi cümlesinde görmek öğesini mastar haliyle, sevindirdi öğesini ise basit geçmiş zaman ile kuracağız. Şimdi iki öğemizin de farsça karşılığını görüp çevirelim. Çevreyi başlamadan önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bu cümlenin kurulumunda hata yaptıysanız, ilgili derslere dönüp tekrar inceleyin. Aynı şekilde örneği çevirirken, acaba hata mı yapıyorum sorusunu soruyorsanız, korkmayın. En kötü olasılıkla hata yapıp, ilgili dersi tekrar inceleyeceksiniz. Öyleyse sözcük karşılıkları ekrana geldikten sonra videoyu durdurup, cümleyi yazmayı deneyelim. Ekranımızda görmek, diden olarak verildi. Sevindirdi, hoş hal kert. Şimdi bu cümleyle karşılaştığınızda dersleri takip etmeniz koşuluyla iki farklı karşılık göreceksiniz. Seni görmek parçası için iki farklı karşılık verilebilir gibi gözüküyor. Tora diden veya didene to. Gördüğümüz üzere her iki karşılık da doğrudan seni görmek öbeğini karşılıyor. Siz de istediğiniz biçimi kullanabilirsiniz. Yaygın olanı soracak olursanız didane to karşılığının daha yaygın olduğunu söyleyebilirim. Peki yaygın olup olmadığını nereden bilebilirim sorunuza cevap olarak cümlenin ikinci kısmını gösterebilirim. Menra hoş hal Zaten bu kısımda da ra geleceği için tekrardan kaçınmak adına didene to'yu tercih edebiliriz. Dolayısıyla sözcük ve yapı seçiminde yaygın veya en azından doğru olanı bulmak için ilk kuralımız. Mümkün mertebe tekrardan kaçınmak olacak. Anlatımın bir kısmında bulunan yapı mecbur kalınmadıkça taklit edilmemeli ve başka denk karşılıklarla kurulmalı. Bir de bu cümleyi birkaç farklı ekile kuralım. Bunu yapmaktaki amaç çevirdiğimiz cümlenin doğrudan biçimsel çevresini yapmak zorunda olmadığımızı göstermek istemem. Yani anlamı karşıladığımız sürece en azından şimdilik biçimin birebir tutması gerekmiyor. Bakalım, badiden eto hoşhal şodem. Didenet hoşhalem kert. Hoşhaliyem az diden eto ast. Tora didem o hoşhal şodem. Hoşhalem ki tora didem. Bu karşılıklar temel cümlenin birebir biçimsel çevirisi değiller. Hatta Farsça'da seni görmek beni sevindirdi cümlesine benzer bir cümlenin karşılığı bu derste gördüğümüz hiçbir kalıp da yok. Farsça'da seni gördüğüme sevindim demek için az didenet hoşvaktam yapısı kullanılmakta. Dolayısıyla gelen cümleyi yapım kurallarına uygun çevirdiğinizde en azından karşı tarafa mesajı iletmiş olduğunuza emin olabilirsiniz. Dersimizin devamını birkaç önemli fiil görüp öğrendiklerimizi pekiştirmekle sürdüreceğiz. Dersin içeriği hatırlama, pekiştirme gibi gözükse de yapı kullanımları hakkında bilgiler içerecektir. Şimdi ekranınızda birkaç fiil göreceksiniz. Okunuşları şu şekilde olacak. Aferiden, amadeşodan, estefadekerden, bazgeçten, berhasten. Bu fiiller sırasıyla yaratmak, hazırlanmak, kullanmak, dönmek, kalkmak anlamlarını taşıyorlar. Bu fiilleri cümle içinde kullanıp birkaç noktaya değinelim. Hatırlarsanız bazı fiillerin kullanımı için belli anahtar ekler kullanıyorduk. Örneğin diden fiili bir şeyi kimseyi görmek anlamına geliyorsa doğal olarak ra ikini almak zorundadır. Yani diden fiili tek başına kullanılabilir değildir. Birine bir nevi hamdır. Örneğin bu evde güzel günler gördük demek için birebir çeviriyle derin hane ruzhaye hub dediğim şeklinde bir çeviri verilebilir. Ama güzel günleri gördük değil, güzel günler gördük demek için kullanıyoruz. Evet şu an duyduklarınız çok doğal geliyor olabilir. Ama bazı fiillerin birlikte geldiği ekler farklıdırlar. Bu sebeple bundan sonra fiillerin yanında parantez içinde hangi ekle geldiğini de göreceksiniz. Tabii şuna da değinelim. Der in hane rus haye hub dediğim cümlesi Farsça değil de Türkçe kurulmuş bir cümleye benziyor. Çünkü Farsça'da güzel günler gördük yapısı aslında verdiği anlam yani güzel günler geçirdik ile kurulur. Dolayısıyla der in hane rus haye hub gozerandim demek daha doğru olacaktır. Buna ilave, Farsça'da bu cümleyi tam kurabilmek için der in hane ruz hay hoşi daştim gibi cümleler kullanılabilir. Öyleyse sözlüğümüz ve fiillerin ilintili eklerini görelim. Aferiden ra. Çizi ya kesira aferiden. Yani bir şeyi veya kimseyi yaratmak. Amade şodan parantez içinde beraye bir şey için آماده yani bir şey için hazırlanmak parantez içinde as estifadekardan veya parantez içinde ra estifadekardan as şeyi istifadekardan veya şeyi ra istifadekardan bir şeyden kullanmak bir şeyi kullanmak bu ayrımı ileride anlatacağım bağazgaştan yani dönmek fiili için ba bağazgaştan bağazgaştan as ve bazgeçten B olarak kullanacağız. Yani ile dönmek, den dönmek, e dönmek. Berhastan az, den kalkmak. Yani bir yerden kalkmak. Demek ki parantez içinde gelen ekler bizim için bu fiilin nasıl geleceğini işaret ediyor. İlk cümlemizde başlayalım. Der ağaz, hoda asemanha ve zemin aferit. Cümlesine bakalım. Cümlede ağaz başlangıç anlamına geliyor. Der ağaz dendiği için başlangıçta diyeceğiz. Cümlenin devamında hoda tanrı yaratıcı olarak çevrilecek. Aseman ha ve zemin sırasıyla gökler ve yer anlamlarını taşıyor. Aseman ha sözcüğünün sonundaki ha çoğul ikidir. Aseman bugün Türkçe'de de kadınlara verilen isimlerden biri ve yine gök gökyüzü anlamına geliyor. Türkçe'de bu ismi asuman olarak biliyoruz. Cümlemize dönüp yükleme bakalım. Aferiden. Aferid aferiden fiilinin bu Bildiğimiz üzere pasfende zamir dersevom şahsamofrade gozaştığı için boşluk yani hiçbir şey getirmiyoruz. Dolayısıyla her fiilde olduğu gibi bu fiilin bonemazisi aynı zamanda... F ile Afferiiden derse vomşahsamofra der gozeştedir. Yani basit geçmiş zaman üçüncü tekil şahıs yaratmak fiilinde. Bu bilgileri derleyip cümlemize çevirelim. Başlangıçta tanrı, gökleri ve yer yarattı. Hmm. Eksik parçayı fark ettiniz mi? Ekler. Bundan kaynaklı ekleri kaçırmamamız lazım yani ekler aslında bir cümleyi anlamlı hale getiren öğelerdir. Yani ek olmadığı sürece gökleri ve yer parantez içinde i diyemeyiz. Öyleyse aferiden fiilinin eki yani ra'yı cümlenin içine yerleştirelim. Sizce ekimiz cümlenin neresine gelmeli? Evet, önceki derslerden de öğrendiğimiz üzere neyi sorusunun cevabına gelen sözcüğün hemen yanına gelmeli etken ve yüklemeyi yan yana koyalım. Hoda afarid yani Tanrı yarattı. Peki neyi cevabı? Gökleri ve yeri. Zaten yer sözcüğünden sonra gelen i bize cevabı sağlıyor. Şimdi cümlemizi doğru şekilde kuralım. Der ağaz hoda aseman ha ve zemin ra afarid. Yani başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Bu fiil ile bir başka cümle kuralım. Bu sefer istikamet tam ters yönde olsun. Türkçe cümleyi Farsça'ya çevirelim. Cümlemizi ekranda görüyorsunuz. Tanrı Adem'i yarattı ve ona yaratılmışlara isim verme sorumluluğunu verdi. İlk bakışta cümle zor gibi görünse de adım adım çevirdiğimizde ne kadar kolay olduğunu zaten göreceğiz. Cümleyi basitleştirmek ve öğelerine ayırıp çevirmek cümleyi çevirmekteki en etkin anahtar olacak. Öyleyse önceden de yaptığımız gibi cümleyi Türkçe'de bölelim. Tanrı, Adem, i yaratmak, t ve o, na, yaratılmışlara isim verme sorumluluk, u, nu, vermek, di. Böyle böldüğümüzde cümlenin çevrilmesi daha kolay hale geliyor. Çünkü neyi çevirmemiz gerektiği bilgisi de aslında karşımıza çıkıyor. Göreceğimiz üzere çevirmemiz gereken öğelerin sayısı belli. Şimdi öbekleri tek tek alalım. Tanrı Adem'i yarattı demek için öğeler hazır. Sadece Adem isminin sonuna gelen i'nin ne işe yaradığını bulmalıyız. Bakalım neyi kimi sorusunun cevabında ne var? Tanrı yarattı. Kimi? Adem'i. Evet doğru. Adem adından sonra Ra'iki'nin gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla cümlemizi çevirelim. Huda Adem'ra aferid. Demi yaptığımız neyi, kimi sorgulamasını yapmamızı aslında gerek dahi yok. Sebebi de aferiden fiilinin ekinin r'a olduğu bilgisine sahip olmamızdır. Temel cümlemizin ikinci kısmına bakalım. Ona yaratılmışlara isim verme sorumluluğunu verdi. Burada bilmediğimiz sözcüklerin Farsça karşılıklarını görelim. Mahlukat aferideha, yaratılmışlar. Bu iki karşılığın sonundaki elif, t ve h elif çoğul ekleridir. Ayrıca Türkçe'de kullandığımız mahluk sözcüğü de buradan gelmekte. Mahluk veya aferide sözcüklerinin ikisi de edilgendir. Arapça khalaqa kökünden gelen ve maf'ul babında mahluk olarak karşımıza çıkan bu sözcük yaratılmış anlamındadır. Aferi de ise Farsça ve sonunda aldığı güzel he ile edilgen olduğu bilgisini sağlıyor. Acele etmeyelim çünkü ileride bu konulara detaylıca değineceğiz. İsim verme namiden yani çizi veya kesira namiden bir şeyi veya bir kimseyi isimlendirmek Sorumluluk, mesuliyet. Vermek ise da'dan. Bu bilgilerle çevrimize başlayalım. Ona, yaratılmışlara isim verme sorumluluğunu vermekti. Ona demek için B getirmemiz gerektiğini zaten biliyoruz. B, U dememiz yeterli. Yaratılmışlara demek için de aynı şekilde B getirebiliriz. Sorumluluk, mesuliyet, isim verme namiden verdi da'd. Şimdi gerekli son adımımız tamlamaları tespit etmek olacak. Yaratılmışlara isim verme sorumluluğu külliyen bir tamlamadır. Öyleyse ters sırayla çevirip ekleri de koyarak cümlemizin ne durumda olduğuna bakalım. Be u mesuliyete namiden mahlukat dot. Çevirmediğimiz iki öğe kaldı. Sorumluluğunu daki nu ve ortadaki v bağlacı. V bağlacı zaten v olarak olması gerektiği yerde gelecek. Nu ise ra'ya işaret ediyor. Değil mi? Çünkü edilgen anlamını cümleye katıyor. Tanrı verdi. Neyi? Yaratılmışlara isim verme sorumluluğunu. Dolayısıyla ra ekini de getirerek cümlemizi tamamlayalım. خدا آدم را آفرید و مسئولیت مخلوقات را به او داد. Çok güzel. Şimdi de آماده شدن برای و یا برای چیزی için birkaç örnek ve kullanıma bakıp dersimizi noktalayalım. Feray'ın -e için anlamını verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bir şey için hazırlanmak biçimiyle kullanacağız. Ekranda görünen cümleye dikkat edelim. Şaboruz beraye imtihane zemin şenasi khandam ve belakhere amade şodam. Ruz imtihan amad ve der azemun şirket kerdam ve nomre kamel ra kasb kerdam. Lütfen siz de yüksek sesle bu cümleyi tekrarlayın. Okumak ve işitmenin iki farklı eylem olduğunun bilincini دیل اوارنیر کن، تکرار اوکیورم. شب و روز برای امتحان زمین شناسی خاندم و بالاخره آماده شدم. روز امتحان آمد و در آزمون شرکت کردم و نمره کامل را کسب کردم. آزمون امتحان نه آینی شیست. سناف، şey, زمین شناسی، جیولوژی. بلاخره سنونده نهایت. شرکت کردن کتلماک، گرمک، Nomre puan, kamel tam, kasp elde etmek almak. Öyleyse çevirmeye başlayalım. Gece ve gündüz jeoloji sınavı için okudum çalıştım ve sonunda hazırlandım. Sınav günü geldi ve sınava girdim ve tam puan aldım. Aslında gece gündüz jeoloji sınavı için çalıştım. Sonunda hazırlandım. Sınav günü geldi, sınava girdim ve tam puan aldım. Demek daha doğru olacak. Gördüğümüz üzere kurulan Farsça cümlede Türkçe yapıya uygun birkaç kullanım. Türkçe karşılığında ise Farsçayı andıran kısımlar var. Zaman geçtikçe Farsça cümleler daha Farsça, Türkçe cümleler ise daha Türkçe olacak. Bu sebeple şimdilik mümkün mertebe bildiğimiz fiillerle cümle kurmak zorunda olduğumuz için yapılar göze biraz farklı görünebilir. Şimdilik bu kadar deyip dersimizi noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Esen kalın.